Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu pirzola yapacağız. Dilerseniz malzemelerine geçelim. Arkadaşlar yaklaşık 500 gram kuzu pirzola etimiz var. 1 adet patates, 3 adet biber, 1 tabak arpacık soğan, 2-3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben zeytinyağı tercih ediyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, yaklaşık bir 6-7 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tutam karabiber ve 1 yemek kaşığı biber salçamız gerekiyor. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle tepsimizi alalım. Ben pişirme kağıdı üstüne bıraktım. Siz dilerseniz yağlayabilirsiniz. Temizlik açısından bayağı rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle etimizi alalım. Üzerine sıvı yağımızı. Hatta hepsini bırakalım arkadaşlar şöyle bir güzel. Sarımsağımızı da ekleyelim. 1 yemek kaşığı biber salçası. Karabiberimizi, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu, kimyon ve 1 yemek kaşığı kırmızı pul biberi ekleyip karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Şöyle 1 çay kaşığı kadarıyla kekiğimiz var. Ve bir güzel arkadaşlar bunları özleşene kadar karıştıralım. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa yaptığım tariflerden haberiniz olmaz. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir güzel etimizi sosladık. Şöyle şekil olarak şeklini tepsimizde dizelim. Aralarına biber. İstediğiniz sebze arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Ben bu seferlik bunları denemek istedim. Şöyle tepsimiz hazır olana kadar arkadaşlar bir güzel tepsimizde yayalım etlerimizi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tepsimiz hazır. Şöyle yakından göstereyim. Görsel açısından yapmak isteyen arkadaşlar için. Ve son işlem olarak arkadaşlar şöyle tereyağımızı üzerlerine bırakalım. Muhteşem bir lezzet olacak. Zaten pirzola başlı başına güzel bir yemek. Ve arkadaşlar şöyle fırın poşetimizi, pardon, fırın kağıdımızı yıkayıp şöyle üzerini kapatıp önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında yaklaşık bir 45 dakika pişirmemiz gerekiyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, 30 dakika pişiriyorsunuz. 30 dakikadan sonra fırın poşetin kağıdımızı kaldırıyoruz ve 15 dakikada şöyle kağıtsız pişirmemiz gerekiyor. Ve yemeğimizi fırına atalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Deneyen arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle yakından da göstereyim.